Pakistan'a uzanacağız. Geçtiğimiz Kasım ayında erken seçim çağrısıyla çıktığı turda bir suikast girişimine maruz kalmıştı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han yolsuzluk ve rüşvet iddialarından suçlu bulundu, tutuklandı. Tutuklanmasının ardından sokaklar karıştı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı. Pakistan sokakları kaosa teslim oldu. İmran Han hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili duruşmaya katılmak için Lahore'dan başkent İslamabad'a gitti. Yolda çektiği videoda cezaevine girmeye hazırım dedi. Eğer birileri beni tutuklamak istiyorsa tutuklama emriyle gelsinler. Avukatlarım orada olacak. Hapse kendim girmeye hazırım. Olay çıkarmak devlet kaynaklarının boşa kullanılması anlamına gelir. Han mahkeme salonuna koruma ordusuyla ulaştı. Duruşma başladı. İmran Han suçlu bulundu ve tutuklama kararı verildi. Mahkemede yaşanan arbede de Han'ın avukatlarından biri yaralandı. İmran Han polis eşliğinde mahkeme salonundan götürüldü. İmran Han'ın tutuklanmasının ardından partisinden ülke genelinde protesto çağrısı yapılarak Pakistan'da hayatı durdurun ifadeleri kullanıldı. Çağrı karşılık buldu. Başkent İslamabad, Karachi ve Lahore'da İmran Han yanlıları sokağa çıktı. Yollar kapatıldı. Hükümet karşıtı slogan atıldı. Bu bölgelerde güvenlik önlemleri de arttırıldı. Pakistan İçişleri Bakanlığı'ndan İmran Han'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama geldi. Eski başbakanın bir iş insanından rüşvet olarak 7 milyar rupi, yani yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira değerinde mülkü rüşvet olarak aldığı belirtildi. İmran Han hükümeti parlamentodaki güven oylamasını kaybederek geçen yıl Nisan ayında düştü. Yerine eski Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in kardeşi Shahbaz Sharif seçildi.